Programcılığa yeni başlayan kişilerin ilk öğrendiği konulardan bir tanesi değişkenlerdir. Biz de gelin değişkenlerle ilgili neden değişkenlere ihtiyaç duyduğumuzu ve bunları nasıl tanımlayacağımızı konuşalım. Bu bakımdan File, New, Project menüsünden yeni bir proje oluşturmak istiyorum. Özellikle kodlar iç içe olmasın diye ayrı projelerde örnekleri yapıyor olacağım. Yine SDK olarak 11 seçiliyken Next diyorum. Bir Command Line App oluşturacağız ve ismine Project Name olarak şöyle Variables, değişkenler İngilizcesi Variables arkadaşlar. Bunun için C dizinimizde hemen şöyle Java Demos klasöründe ben bir adet proje daha oluşturuyor olacağım. Bu bakımdan projemizin ismi şöyle Variables olacak zaten. Okey dediğimiz zaman şöyle oraya bu projeyi oluşturacaktır. Bakın Java Demos altına bunu oluşturacak. Fakat şöyle ki arkadaşlar, Java Demos'a baktığımız zaman bir önceki Java uygulamamız direkt olarak buraya atılmış, dikkat edin. Yani kısacası ben bunu bilerek yaptım. Burada lokasyon olarak direkt Java Demos'un içerisine attı. Yani ben burada şöyle Java Demos altında öncelikle yeni bir klasör oluşturacağım. New Folder. İsmini Variables veriyor olacağım. Okey dediğimde, yine okey dediğimde kısacası bu projeyi bunun içerisine atıyor olacak. Dolayısıyla klasör ismiyle proje ismini bu şekilde karıştırmayalım. Kısacası Java Demos altında Variables klasörünün altına Variables projesini, kodlarını atıyor olacağız. Herhangi bir paketimiz yok. Bundan sonra bu şekilde ilerliyor olacağız arkadaşlar. This window diyelim tabii ki yine. Peki comment silin. Peki bu variable dediğimiz olay nedir? Değişken dediğimiz olay nedir? Şöyle ki benim bir projem olsun arkadaşlar. System.out.println. Şimdi arkadaşlar yazarken Java diliyle ilgili bir kuraldan bahsetmek istiyorum. Dedim ya, konular ilerledikçe, ben yeri geldikçe kurallardan da bahsediyor olacağım. Arkadaşlar Java case sensitive, yani büyük küçük harf duyarlı bir dildir arkadaşlar. Case sensitive. Case sensitive büyük küçük harf duyarlılığı demektir. Dolayısıyla bu şu demek. Örneğin şu kod, bu kodu böyle yazarsanız çalışmayacaktır. System'ın S'si büyük mesela. Dolayısıyla eğer bir klasa bir isim verdiyseniz o isim neyse büyük küçük harf aynen yazacak şekilde çalışabilir. Örneğin şimdi konumuza geçelim. Öğrenci sayım. Şimdi ben bir öğretmenim ve öğrenci sayımı yazmak istiyorum. Örneğin öğrenci sayım 9 olsun ve bu şekilde yazdım. Ve ben program ilerledikçe programın farklı yerlerinde veya bir ekranın farklı yerlerinde bu öğrenci sayımı birkaç yerde daha kullanıyorum. Yani buraya baktığınız zaman ben 4 kere kullanmışım. Yani programlar zamanla biz buralarda algoritmalar yazdıkça burası böyle uzayacak. Dolayısıyla biz bu şekilde aynı sayıyı birkaç yerde kullanabiliyor olacağız. Bakın burada öğrenci sayım 9. Çalıştıralım. Buradan da çalıştırabilirsiniz. Şöyle run java main dediğiniz zaman bakın arka arkaya 4 kere öğrenci sayım 9 olarak yazdı. Güzel, buraya kadar bir sıkıntı yok. Ve değişkenlerden de henüz yararlanmadık. Burada amacım niye değişken kullanıyoruz? İlk etapta bunu size aktarmak olacak. Belli bir dönem sonra öğrenci sayım benim 1 arttı diyelim ki. Dolayısıyla benim ne yapmam gerekiyor? Her yeri gelip şöyle şu 9 yaptığım her yeri 10 yapmam gerekiyor. Bakın bu da benim için bir külfet. Dolayısıyla bu noktada ben bu öğrenci sayısını 4 kere yazdığım için 4 farklı yerde değiştirmek zorunda kaldım. İlerleyen zamanlarda bu öğrenci sayısının bir veri kaynağından, veri tabanları gibi. Eğer veri tabanlarıyla ilgili henüz bilginiz yoksa önemsemeyin. Öğreneceğiz bunları. Bir veri kaynağından bu datayı aldığınız zaman düşünsenize bunu bir kere çekiyor olacaksınız. Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha. Veri tabanına 4 kere gitmeniz gerekir. Dolayısıyla bizim bunu bir kere yapıyor olmamız lazım. Bu bakımdan değişkenlerden yararlanıyoruz. Yani int diyelim, sayı eşittir 10 diyorum. Bakın ben şu an 10 değeri 10 olan bir değişken tanımladım. Diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Int ne demek? Oradaki sayı ve eşittir ne demek? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Önemsemeyin. Bakın ben burada int, integer'dan geliyor. Yani tam sayı demek. Java'da tam sayılar int kısa yoluyla tanımlanır. Tam sayı türünde demek bu. Tam sayı türünde ismi sayı. Diyeceksiniz ki niye sayı diye bir şey tanımladım? Çünkü ben bu blok içerisinde birden fazla integer türünde değer tutabilirim. Int sayı, int tutar, int toplam gibi. Bakın integer olan bir sürü şey yapabilirim. Dolayısıyla her bir tuttuğunuz her bir data için bir değişken tanımlamanız gerekir. Burada değişken tanımlarken yine camel casing kullanılır arkadaşlar. Yani kelimelerin bütün kelimelerin ilk harfleri büyük fakat sadece ilk kelimenin ilk harfi küçük yazılır. Yani ben bunu öğrenci sayısı diye tutuyor olsaydım, tabii bunu doğru yazmak lazım. Öğrenci sayısı diye tutuyor olsaydım, bakın öğrenci bir kelime, sayısı ikinci kelime, o küçük, s ise büyük. Buna camel casing deniyor arkadaşlar. Yani şöyle camel casing. Yani camel casing, camel deve demek. Hani ne deniyordu? Üstüne işte o devenin şeklinden dolayı bu isimlendirme veriliyor. Bakın ben burada öğrenci sayısı 10 diye bir şey tuttum. Dolayısıyla öğrenci sayım dediğimiz yerde bunu bu şekilde yapmak yerine şöyle buraya gelip artı öğrenci sayısı diye tanımladığım anda bakın bunu bir daha çalıştırırsam run main dediğimde çalışsın bakalım. Evet. Bakın bu öğrenci sayısını yukarıdan aldı. İsterseniz bunu farklı görünsün diye 11 yapayım. Buradan da çalıştırabilirim. Fark etmez. İkisi de olur. 11. Eğer tabii ki benim gibi IntelliJ IDEA kullanmıyorsanız onu run'dan veya o IDE'nin özelliklerinden burada run'dır yüksek ihtimalle veya build'ın içerisindedir. Orada kullanabilirsiniz. Yani bu ne anlama geldi arkadaşlar? Ben bunu burada defalarca tanımlamak yerine 2, 3, 4, 5 istediğim yerde aynı yapıyı kullanabilirim. Kısacası hepsi 11 oldu. Ben öğrenci sayımı değiştirdiğim zaman 12 yeni bir öğrenci kayıt oldu. Bakın öğrenci sayım her yerde 12 olarak çıktı. Öyle projelerde çok vardır arkadaşlar. Bu tip tabi bu temel konu. Reusability denilen bir olay var. Hemen onu da yazayım. Bunları çok duyarsınız arkadaşlar. Ve ben İngilizce ifade kullanıyorum diye tepki de verebilirsiniz ama vermeyin. Hemen hemen her şeyi Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Çevireceğim de. Arada kaçırırsam bana yazın lütfen. Fakat bu noktada niye böyle yapıyorum? Niye İngilizce ifade kullanıyorum? Çünkü programlama yapan insanlar, geliştiriciler genellikle teknik ifadeleri İngilizce olarak kullanırlar. Dolayısıyla hani Türkçe kullanılmadığı için gittiğiniz noktada, gittiğiniz yerde bu ifadelere alışmanızı istiyorum. Örneğin programcılar, tecrübeli programcılar tekrar kullanılabilirlik demezler. Reusability. Bu şu demek. İngilizce reusability tekrar tekrar kullanılabilirlik demek arkadaşlar. Yani bir kere yaz, onu her yerde kullan. Aynı şeyi defalarca yazma demek. Tabii ki buna ister istemez bazen programcılar uymayabiliyor farkında olmadan çoğunluk. Şöyle ki o yüzden örneğin iki farklı sayfada aynı işi yapan kodu iki kere yazdıkları zaman örneğin sayfa ile ilgili bir değişiklik geldiğinde, talep geldiğinde programcı o sayfayı düzeltiyor fakat diğer sayfayı unuttuğu için müşteri arıyor. Diyor ki yani o sayfa oldu ama diğeri olmadı. Programcı orada anlıyor ki bir şeyi iki kere farklı kere yazdığı için orayı da düzeltmesi gerekiyor. Bu da tabii ki sıkıntı. Bunu yapmamak lazım. İlerleyen zamanlarda kodları nasıl daha iyi yazarız? Kod reusability dediğimiz, kod tekrar tekrar kullanılabilirliği ve kod refactoring dediğimiz kodları temizleme yani kirli kod olayını ortadan kaldıracağız arkadaşlar. Bu noktada biz ne yaptık? Bir tam sayı tanımladık ve değerini 12 verdik. Onu da istediğimiz yerde kullandık. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar burada bakın aslında bir işlem söz konusu. Ne yaptı? Öğrenci sayım artı öğrenci sayısı. Buradaki artı ikisi de bakın bir sayı değil. Yani bu bir metinsel ifade. Bu ise sayısal bir ifade. Bu print line'a özel bir durumdur arkadaşlar. Bu noktada bize gelen değişkenlerden biri sayı, bir diğeri string olduğu zaman bunları hani bunu da string gibi kabul edip onu bir araya metinsel toplama yapıyor. Yani bir metinle diğer metni toplar gibi yan yana getirme şeklinde. Ama sayısal olsaydı, örneğin burası da sayısal olsaydı sayısal toplam yapardı. Zamanla sizinle tip dönüşümlerini konuşacağız. Bazen tipleri birbiri içerisinde dönüştürmek gerekiyor. Sayıyı metne, metni sayıya dönüştürmek gibi işlemlere ihtiyacımız olacak. Ama şu an onun için acele etmeye gerek yok arkadaşlar. Bu noktada bakın ben burada bu öğrenci sayımı da sürekli tekrarladım değil mi? Yani her yerde böyle yazdım. Sonra müşteriniz diyor ki ya öğrenci sayım kötü oldu. Öğrenci sayısı olsun. Düşünsenize her yeri öğrenci sayısı diye böyle düzeltmek gerekiyor. Dolayısıyla burada bakın başka bir değişken kullanıyorum. Niye metinsel? Bakın sayı değil. Sayı olmadığı için tam sayı, integer olmadığı için string kullanıyorum. Yani metinsel bir şey. String örneğin mesaj eşittir. Mesela diyorum ki öğrenci sayısı. Şöyle bir boşluk. Bakın bunu buraya tanımladım. Dolayısıyla ben burada bunu böyle yapmak yerine tabii öğrenciyi de doğru yazmak gerekiyor. Öğrenci. Evet. Burada artık bunu böyle yazmak yerine bakın mesaj artı diyorum. Yani mesaj artı öğrenci sayısı. Yani her yeri artık mesaj yapabilirim. Bu noktada bakın burayı öğrenci sayısı. Burası da zaten öğrenci sayısı yazdığım için böyle geldi. Burayı da şöyle mesaj yapalım. Bakın şöyle. Bakın orayı da böyle düzelecek. Diğerlerini de düzeltmiş olacağız. Dolayısıyla metin değiştiği zaman bizim burayı sadece değiştirmemiz yeterli olacak. Kısacası biz değişkenleri çalıştığımız blokta arkadaşlar bellek çalıştığımız blokta tekrar tekrar kullanabilmek için ve aynı zamanda aslına bakarsanız bellekten tasarruf yapmak için kullanıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bellekten tasarruf nasıl yapılıyor? Sen bunu tanımladığın zaman bellekte bir değişken tanımlanıyor. Bunun için de bir değişken tanımlanıyor. Bunun için de bir değişken tanımlanıyor. Halbuki sen mesaj yazdığın zaman bellekteki bir taneyi tekrar tekrar aynısını kullanmış oluyorsunuz. Tabii ki günümüzde bu tip işlemler için belleğin bu kadar önemi yok. Yani bundan 15 yıl önce olsaydı ben lisedeyken işte Pascal öğreniyordum mesela. 15 yıldan fazla bu arada 20 yıl önce diyelim 14 yaşındayken lisede Pascal öğreniyorken mesela bunlar çok önemliydi. Hani bellek yönetimi önemliydi. Çünkü neden? Hani bilgisayarların bellekleri çok yüksek olmuyordu. Bu noktada hani çok iyi hatırlıyorum 64 MB RAM'im vardı bilgisayarımda. Şimdi ise 16 GB RAM olan bir bilgisayar kullanıyorum. Yani çok fark etmiyor. Fakat yine de bu tip işlemlere alışmamız lazım ki bu değişkenlerde sıkıntı yok ama zamanla biz büyük verilerle çalışacağız. O zaman önemli oluyor. Yani günümüzde de önemli oluyor. Bu noktada arkadaşlar değişken tanımlama ihtiyacının nedenini öğrendik. Bu arada bir iki bilgi daha. Örneğin ben yazarken dikkat edin aralarına böyle hani boşluklar bırakıyorum. Bunu bıraksanız da bırakmasanız da sıkıntı değil. Aynı şey. Ama kodu daha rahat okumak için yapılır bu teknikler. Bunun dışında burada string bir ifade kullandım. Bu string demek metinsel ifade demek arkadaşlar. Büyük S ile yazılır. Diğer dillerde küçük S ile de yazılır. Örneğin C#'da küçük S ile yazılır string. Değişken tanımlarken class'ı da vardır tabii ki. Fakat burada büyük S ile yazılır ve string olarak verilir. Değerini verdim, ismini verdim değişkenin ve karşısına da değerinin ne olacağını yazmış oldum arkadaşlar. Tabii ki metinsel ifadeler, tam sayı ifadeler, kısacası değişken türleriyle ilgili de birazdan konuşacağız. Burada kullanmam gerektiği için bu ikisini kullandım.